Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok eğlenceli, çok güzel bir konu öğreneceğiz. Haritadaki yükseltileri ve yer şekillerini yani dağları, taşları, kurtları, kuşları, ovaları nasıl göstereceğimizi öğreneceğiz. Bakın mesela bu fiziki haritalarda biliyorsunuz ki renklendirme yöntemini kullanıyoruz. Yani diyoruz ki burada Koyu renkler, koyu kahverengi renkler dağları gösteriyor. Yeşil yerler ise yükseltisi az olan yerleri gösteriyor. Yükselti arttıkça renk sarıya dönüyor, turuncuya dönüyor, kahverengiye dönüyor. Yoksa bu kahverengi yerler, işte kurak yerler, sarı yerler, çöl, yeşil yerler, yeşillik o anlamına gelmiyor. Sadece yükseltiyi gösteriyor. Peki şu çizgiler ne? Biz bu çizgilere izohips diyeceğiz arkadaşlar. İzohipsler şöyle düşünün. Mesela benim elimi görüyor musunuz? Ben elimi böyle yaptığımda, şöyle bakın hatta şuradan göstereyim. Şurası daha yüksek öyle değil mi? Burası onun altında, burası onun altında, burası onun altında. O zaman burada en yüksek yani şurada şöyle tuttuğum zaman en yüksek olan kısım bura olduğunu siz biliyorsunuz. Kendinize bakın burası daha yüksek. Burası daha alçak, burası daha alçak, burası daha da alçak. Bunu sen ama elin üç boyutlu, tek boyutta yani düz kağıtta nasıl göstereceksin? Alıyorsun eline bir kalemi, diyorsun ki, kardeşim burası atıyorum 100 metre diyorsun. Şöyle bir yuvarlak diyorsun. Burası ise 100, 200 metre diyorsun. İki yuvarlak diyorsun. Burası 100, 200, 300 metre diyorsun. Örnek veriyorum burası yükselten. Burada 100, 200, 300, 400 diyoruz. Ha burada 4 tane yuvarlak iç şeyse bu daha yüksek, bu daha alçak, bu daha da alçak, bu en alçak diyorsun. Sonra böyle yaptığın zaman bir bakıyorsun. Aa hakikaten de bu bir dağymış yükseltikliği artıyor. Burası daha da azalıyor, daha da azalıyor, daha da azalıyor diyoruz. Şimdi ben elimi temizleyeyim. Arkadaşlar elimi temizledim ama şunu söylemem lazım size. Burada esasında Yuvarlaklar iç içe gittikçe yüksel tartıyor. Bakın burada yazıyor zaten 1000 metre, 1100, 1200, 1300, 1400. Şöyle tak diye nokta koyduğu zaman da burası zirve noktası. Peak point yani orası 1500 metre olacak. İşte bugün öğreneceğimiz ders böyle keyifli, eğlenceli bir konu. Gelin isterseniz bu konuya alakalı Milletin Bakanlığı'nın biliyorsunuz dokun sırta kazanımlar işte Öğrenme çıktıları neymiş? Harita ait bileşenlerden yararlanarak haritalar okurdu. Yani bu izohip haritasını okumanızı isteyecek. Diyeceksiniz kardeşim bak burada birbirine yaklaşmış o zaman eğim artıyor diyeceksiniz. Burada ise eğim biraz az yani şöyle bir daha düşünün mesela şöyle. Siz buradan mı yukarı çıkmak isterseniz buradan. Mı? Burası biraz daha az yayınlıyor değil mi? İşte bunu izoipse çizdiğin zaman şöyle çiziyorsun. Burası yani şu X tarafını sanki izohipsler birbirine daha da yakınlaşmış gibi çiziyorsun. Niye? Çünkü tak 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 hemen yükselti hızlıca artıyor. Burada ise yavaş yavaş artıyor. İşte bunu öğreneceğiz. Ve buna bağlı olarak buradan nehirler geçecek, ovalar geçecek, vadiler geçecek, platolar geçecek. Çok keyifli bir şekilde öğreneceğiz. Bu arada ova vadi pilot dediğimiz şey de çok basit arkadaşlar. Bunların her birini haritada nasıl gösterileceğini de öğreneceğiz. Haritayı okumaktan kastı Milletin Bakanlığı'nın bu. Burada anahtar kelimelerimiz var. Kabartma haritaları var. Hatta kabartma haritamız nerede onu göstereyim size. Teşekkür ederim. Bakın bu şimdi siyasi harita. Bunu zaten biliyoruz. Bu fiziki harita. Hatta siyasi haritaların arkasında fizik haritamız da var. Burada yükseltiyi renklerine göre gösteriyor. Kabartma harita ise bu. Bakın bak kabartmış görüyor musunuz? Tıkır tıkır böyle kabartmış. Böylece dokunduğun zaman aa diyorsun buralarda dağlar var daha yüksek. Buralarda ovalar var. Buralarda daha alçak ovalar var. Bu aralarda dağlardan dolayı tıkırtı artıyor. İşte bu da kabartma haritası olacak. Bunun kullanımı e, çok keyifli ama yapılması çok zor. Yani gidip evde kabartma harita yapamazsınız. İzoipsleri ne olduğunu zaten söyledik. Ekvidistanse dediği ise eş yükselti eğrileri yani izoipser arasındaki yükselti farkını diyeceğiz. Yani izoips aralığına biz burada hatta şurada göstermişim şurası vardı ya bakın. Şurası neydi? 1100, 1200, 1300'e gidiyor. O zaman aralarında 100 var. E tamam o zaman bunun 200 dansı 100'müş diyeceğiz. Falezleri öğreneceğiz. Bu Karadeniz'e, Akdeniz'de dağları kıyıya paralel olduğu yerlerde uçurumları göreceğiz. Sırtını, vadinin ne olduğunu öğreneceğiz. Burası en önemli kısım. Neden biliyor musunuz? Üniversite sınavlarında yani ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şöyle izoipsi veriyor tamam mı? şöyle bir şeyler çiziyor. Tamam bura bakın dersin en önemli kısım burası. Sonrasında böyle bir şey iniyor. Tamam böyle bir şey iniyor. Ya bu acaba ok buraya mı gidecek? Yoksa yukarı doğru mu gidecek? Bunu anlamanızı istiyor. İşte burası yani sırtla vadinin gösterildiği kısım. Dersin en önemli kısmı ve ÖSYM'nin sınavına çıkan en önemli kısım da burası. Muhtemelen hoca da yazdığınızda bunu soracak. Yani siz sınavdan çıktığınızda şunu diyeceksiniz. Ya sırtla vadiyi karıştırdım. O yüzden buraya dikkatli dinlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Arkanıza yazsanın emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. İkin programında gümbür gümbür ilerliyoruz. Dinamo setten de sorularınızı, ödevlerinizi çözüyorsunuz. Hadi bakalım, intromuz girsin. Güzel bir şekilde bu konuyu hızlıca öğrenelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, haritada yükselti ve yer şekilleri nasıl gösterilir? Az önce söylediğimiz gibi. Ya kabartmayla göstereceksin ya da fizik haritayla göstereceksin. Şimdi, buraya baktığımızda... ...coğrafi unsurların yani dağların, ovaların... ...düzlem üzerine aktarılmasıyla üretiliyor. Ama sen kağıdın düz... Burada yükselti nasıl göstereceksin? Bak bu izohips eğrileriyle, eş yükselti eğrileriyle göstereceksin. Ya da renklerle göstereceksin. Ben buraya baktığımda kabartma olmadığı halde buranın kahverengi olmasından Doğu Anadolu'nun yüksek olduğunu anlıyorum. Ya da buraya baktığımda bu dağın zirvesinin bu taraflarda olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi kabartma yöntemi yer şekillerinin 3 boyutlu kabartması yapılarak elde ediliyor. Az önce zaten kabartma yöntemini gösterdik. Bakın burada kabartma haritamız benim en sevdiğim harita. Rahat rahat hissediyorum böyle bakın. Arkasından böyle pütürleri görebiliyorsunuz değil mi? Kabartma. Bayağı uğraşmış. Yapmışlar. Bu yöntem gerçeklerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir. Kabartma haritaları görme engelli kişilerin haritaları öğrenmelerine olanak sağlama açısından da ayrı bir önem taşıyor. Gerçekten görme engelli bir arkadaşımıza diyemeyiz ki bak sağ taraf kahverengi sol taraf yeşil. Ya kahverengi ile yeşil bilmiyor. Dolayısıyla hata olur. Ama kabartma yöntemiyle rahatlıkla öğrenebilirler. Bizim için de görebilen insanlar için de gerçekten kabartma yöntemi en ideal. Renklendirme yöntemine baktığımızda ise bu yöntem ile fiziki haritalar elde ediliyor. Fiziki harita neydi hocam? Bakın eğer sadece şehirleri gösteriyorsa idari harita yani siyasi harita. Ha, burası Ankara, burası Sivas. Ama Erzurum, İzmir'le karşılaştığında dağlık. E bunu nasıl anlayacağım? Hop, çikilop geçiyoruz fizikerde. Erzurum kahverengi, İzmir yeşil. Ha diyorsun, İzmir deniz kenarındaymış. Erzurum ise yükseltisi fazla olan bir dağ başındaymış. Dağın üstündeymiş. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi... Kullanılan renkler yükselti basamaklarını ifade ediyor. Burası'nın da çok söyle Bakın buraya yıldız koyuyorum. Yani insan zannediyor ki yani ne kadar güzel. Buralar yeşil, ormanlık herhalde falan. Hayır öyle bir şey yok. Burası çöl. Suriye burası çöl. Ama yeşille gösterilmiş. Niye? Çünkü 0-500 metre arası yeşille gösteriliyor. 500 bin sarıyla, 1000-1500 turuncuyla... Hatta kahverengi yakın turuncuyla 1500'den sonra kahverengi koyu kahverengi artık beyaz oluyor. Niye beyaz hocam? Çünkü erimeyen buzullar var. Buzlar var artık. Onlar erimediği için de bu şekilde. Denizde de çok daha kolay. Açık mavi 200 metre biraz daha mavi koyulaştıkça yani derinlik artıyor. Bakın mesela şuraya İskenderun körfezi çok böyle ee, derin değil sığ. Ama gittikçe Akdeniz yaklaştıkça Akdeniz'in derinliklerine gittikçe masmavi. Hatta dünyaya bakın dünyada daha da belli olacak bu. Böyle okyanuslara doğru gittikçe renginin daha da koyulaştığını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada Türkiye fizik haritasını bir kez daha sizler için çıkardık. Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltin arttığını burada renklerle net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın Marmara bölgesine kadar düz. O yüzden de gelişiyor tabii ki. Ulaşım imkanları iyi oluyor. Ya da Ege bölgesi aynı şekilde. Ama Doğu Anadolu bölgesi yer şekillerinin yüksek olması, engebeli olması bile birazcık ulaşım olanakları konusunda sıkıntı yaşayacak ve buraya da tabii ki sanayiler, fabrikalar biraz zor gelecek. Yani esasında yer şekilleri coğrafya kaderiniz verirler diye bir vesile var ya bu şekilde doğru. Şimdi Gelelim izohips'e. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltilerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı eğrileri biz izohips yani eş yükselti eğrisi diyoruz. Yani bu şu demek. Bak şimdi. Burada şurası sıfır metre ya. Dünyadaki bütün deniz kıyıları sıfır metredir. Yani şöyle söylemek istiyorum. Sen şuradasın mesela. Mersin kıyı çizgisi sıfır metre. Geliyorsun Antalya sıfır metre, İzmir sıfır metre, çıkıyorsun Akdeniz'den geliyorsun Yunanistan'a sıfır metre, İtalya'ya geliyorsun 0, İspanya sıfır 0 metre, Barcelona'ya geliyorsun mesela deniz kenarında Barcelona sıfır metre, çıkıyorsun atlıyorsun gidiyorsun Amerika'ya hep deniz kıyısı her zaman sıfır metre tamam... Aynı şekilde bu haritada burası kıyı sıfırmış. Ve sen biliyorsun ki bu böyle sıfır 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 gidiyor ya. Burada sıfır, burada sıfır, burada sıfır, burada sıfır. Sonra 100, burada 100, burada 100, burada 100. Buraya 200, yüz diye gidiyor. Şimdi deniz veya göl alanlarında aynı derinlikte olan noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğriler ise izobat. Yani eş derinlik deniyor. Demek ki hips yükselti Bat ise derinlik için kullanılır. İzobat eş derinlik eğrisi. Yani sen denize buradan girdin eksi 100 metre. Buradan girdin eksi 200. Yani 200 metre esasında. Eksi 200 demene gerek yok. Burası 300 metre. Buradan girdin burada da 300 metre. Niye? Çünkü şu çizgi üzerindeki her yer 300 metre derinliğinde demek. Şu çizgi üzerindeki her yer 100 metre derinliğinde demek arkadaşlar. Buna bakarak diyorsun ki He, ben buralarda girersem sıkıntı olmaz. Şimdi izoistlerin özelliklerine bakalım. İç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir. Aynı eğri üzerindeki noktanın yükselti aynıdır. Sana sırada bunu soracak. Diyecek ki D'nin yükseltisi 100 ise örnek veriyorum. C'nin yükseltisi kaçtır? Diyeceksin ki D ile C aynı nokta üzerinde yani aynı izoips eğrisi üzerinde. O zaman C de 100 diyeceksin. Bu kadar basit. Peki geldik yukarıya mesela C'de e, e olsun. Şimdi E daha yüksek olacak. Niye? Çünkü iç içe gidiyor. Hatırlarsanız şöyle bir yuvarlak çizmiştim. 2, 3, 4 yuvarlak çizmiştim işte. Demek ki burası 100 ise Buranın daha yüksek olması lazım. Diyelim ki ellişer elişler gidiyorsa şurası E, F olsun. Bakın şimdi. Burası 50. Hop bir işe gittim 100. Hop bir işe gittim o zaman burası ne olacak? 150 olacak. Niye? Bak 50, 100, 150. Şuraya da zirve noktası 200 olmuş oluyor. Bu kadar basit. Zirve noktası noktayla gösteriyoruz. Birbirlerini çevrelemeyen komşu elilerin yükseltileri aynıdır. Ha. Şimdi bak. A diyelim ki 100 olsun. A 100 olsun. Yukarı çıktım bir tane daha 200. C o zaman kaç olacak arkadaşlar hemen söyleyin. Çok basit hocam 300 tamam. Şurası da diyelim ki e, F olsun. F'de kaç olacak? 400 olacak tamam. F'de 400 diye yazdım. F400 aşağı 300 aşağı indim 200 aşağı indim 100. E, burası ne hocam? Bu böyle gidiyor burası böyle bir dağ. Tamam burası böyle bir dağ. E, burası ne hocam şimdi? Burası başka bir dağ. Ha o zaman ben diyeceğim ki bunlar birbirine komşu. Burası 100 ise burası 100 olmuş oluyor. Bura 100, bura 200, bura 300. O zaman D de 300 oluyor. Demek ki C ve D aynı yükseltteymiş. Sonra yukarı çıkıyorsun 500 böyle gidiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Komşu iki yer arasındaki yükselti farkına izoist aralık değeri denir. Ve haritanın tamamında aynıdır. Yani burası 1200 ise burası 1000 ise hmm, ben diyeceğim ki kardeşim bak burası 1000 ise burası 1200 ise demek ki bir dakika burada bir sıkıntı var. Bir dakika burası 1000 diyeceğim komşular, komşular aynıydı öyle değil mi? Bak ne demiştik? Şurada yazıyordu her şey. Birbirlerini çevrelemeyen komşu eriden yükselti aynıydı. 100 yüzse burası da yüzdü. Tamam. O zaman bura binse burası da bin olacak. Bura binse hop yukarı çıkıyorum 1200. Hop yukarı çıkıyorum 1400. Bura bin, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 diye gidiyor. O zaman gelin ikisi beraber bulalım. Şimdi bura binse burası da bin. Öyle değil mi? Çünkü bura 1200'dü. 1000, 1200, 1400. O zaman x'e sınavda sorarsa 1400 diyeceksiniz. Sanki bir bulmaca gibi yani anlaşık mı? Deniz kıyısındaki izohips... kıyı çizgisidir. Şu, o zaman şurası deniz ya burası kesin sıfır metre. Burası ada ya burası o zaman kesin sıfır metre. Şimdi mesela sana dedi ki A'nın yükseltisi kaç? Ne bileyim kardeşim ben eş yükselti eğrilerin arasındaki farkı söylüyor ki? A'nın yükseltisi 0, 100, 200, 300, 400 olabilir. Dolayısıyla ...beninki de 0, 100 olabilir. Ya da biner miler diyorsa 0, 1000, 2000, 3000, 4000 de olabilir. Ne bileyim ben. Ha dedi ki yükselti eğrileri arası 50'dir dedi mesela 50 metredir dedi. O zaman 0, 50, 100, 150, 200 metre derim. B ne olur? 0, 50 metre derim. Bu kadar basit arkadaşlar. Tam bir eğri üzerinde bulunmayan yerlerin yükseltisi bir alt eğri ve bir üst eğri değerlerinin arasını ifade eder. Mesela bura 40 bura 60. Dolayısıyla bura 60, bura 60, bura 60, bura 60, bura 60, bura 60, bura 60. Bura 40 bura 40, bura 40, bura 40. Ama hep eş yükselti eğrisinin üzerindeyiz. Ama bu A noktası Eğrinin üzerine değil, ortalarda bir yerde. O zaman 40 ile 60 arası bir şey diyeceğiz. Bilmiyoruz yani. Oklar, ha, sakın matematik gibi 40'a daha yakın o yüzden 50'dir falan demeyin bilemezsiniz. Daha bir anda yükselse artıyordur, bir anda... Onu bilemeyiz. Oklar kapalı çukur, çanak, krater gibi yer şekillerini gösterir ve okların geçtiği her aralıkta yükselti azalır. Yani şimdi normalde şöyle çıkıyorsun ya dağa çıktığın. Sonra bir anda bir çukur olup geri yukarı inip geri aşağı çıkabilir. Bak şimdi ben yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum, yukarı çıkıyorum aşağı indim tekrar yukarı çıkıyorum gibi durum olabilir. Nasıl oluyor bak şimdi. 400 metre yukarı çıktım 500 metre. Yukarı çıktım 600 metre. Sonra aşağı indim 500 metre. Sonra tekrar yukarı çıktım 600 metre. Gördünüz mü? Yani burada hatta şöyle bir şey var. Böyle inmiş çıkmış tekrar inmiş çıkmış. Böyle gidiyor yani. Hani burada bir çukur var sonra tekrar yükseliyor. Yani 400'e çıkmış 500'e çıkmış 600'e çıkmış hop 500'e inmiş. Sonra tekrar 600'e çıkmış. Ne oluyor ya? Yani sonra tekrar 700'e çıkacak böyle gidecek. Aşağı doğru ok varsa bir anda aşağı ineceksiniz. Sonuçta dağlar hep böyle gidecek diyor. Bazen inip şöyle yukarı çıkabiliyor veya böyle böyle engeller olabiliyor. Geldik buraya. Eş yükselti eğrilerinin seyrek geçti veya birbirinden uzaklaştığı yerlerde ise eğim az olduğu için eş yükselti eğrilerinin sık geçti veya birbirine çok yaklaştığı yerlerde eğim fazla olduğu için durumlar değişecek. Bunu çok soracaklar. Buraya yıldız koyup şimdi. Işte. Buralara kadar anladıysanız bundan sonrası esas dananın kuyruğunun koptuğu yerler sınavlara gelen yerler. Mesela Şimdi burada şura 100 metreymiş. O zaman burası kaç olacak? 200 metre olacak. Niye? Çünkü burası 0. Bunun 0 olduğunu eminiz. 0 metre. Bura 100 dedik. Bura 200 metre dedik. Bura 300 dedik. Hani yüzer yüzer arattığını biliyoruz. Niye? 0, 100, 200, 300. Burası 400 metre dedik. Burası 500 metre dedik. Tamam güzel. Bu 0'dan 500 metreye bayağı bir yani yoldan sonra ulaşıyor. Buraya bakıyorsa 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 tıkır 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 hemen yükselti arttı. Yani sen 500'e gidinceye kadar bu adam burada neredeyse 700'e geldi. E o zaman burada demek ki yani bu B'nin olduğu yerdeki akarsu böyle bir yerden aşağı iniyor. Böyle eğimli bir yerden. A'nın olduğu yerdeki ise şöyle daha rahat bir yerden aşağı iniyor. Daha eğimin az olduğu bir yerden aşağı iniyor. Yani sen bu yokuşu daha rahat tırmanırsın. Bu yokuşu ise zor tırmanırsın. Burası dik bir amaç. Niye? Çünkü eğriler birbirine yaklaşmış. Tamam. O zaman burada... Eğim az. Eğimin az olduğu yerde durumlar değişecek. Eğimin fazla olduğu yerde durumlar değişecek. Nedir mesela? Eğer eğim fazla ise akarsuyun akış hızı fazla olur mu? Evet. Eğim fazla ise akarsuyun akış hızı fazla. Eğim fazla, akarsuyun akış hızı fazla. Niye? Fışt diye hızlıca aşağı ini veriyor. Akarsuyun aşındırma gücü de fazla olacak. Yani orayı aşındırıp oraya vadi yapabilecek. Akarsuyun hidroelektrik potansiyeli yüksek. O nedir hocam? Şimdi sen böyle şuraya diyelim ki ben şu suyu, şu çayı alayım mesela. Şu çayı şuraya döksem, bu çay böyle düz olduğu için böyle dalgalanır gider. Ama burası böyle eğimli olsa çayı döktüğü zaman fıt diye aşağı iner. Bu akış hızının yüksek olduğunu gösteriyor. Sen akış hızı yüksek olan bir yerde önüne set koyarsan su taziklenir ve böyle böyle böyle, böyle açtığın zaman çok hızlı su akar. Ve bu da senin çok fazla elektrik üretmeni sağlar. Yani bakın kitaplarımızın üzeri bizim biliyorsunuz ki telefon kaplı su geçirmesini. Şimdi ben şu çayı bakın buraya döküyorum şöyle bakın hatta birazcık dökeyim şöyle. Şöyle döktüm. Bak. Döktüğüm zaman dikkat etseniz ne oldu? ...hiçbir şekilde kutan aşağı düşmedi. Niye? Çünkü burası düz. Bak böyle kutunun üzerine kaldı. Görüyor musunuz? Burada. Girebiliyor musunuz? Şöyle ışıkla Ama şöyle kutuyu eğim... Bak şimdi ne olacak? İyi izleyin. Kutuyu eğeceğim. Yani eğimi artıracağım. Hop! Hepsi döküldü. Niye döküldü? Çünkü eğim var. Peki dökülmesi... Tamam, güzel bir şey. Ama aynı zamanda bu sürekli aksa... ...burası bir akarsa olsa... ...bu kutunun üzeri aşınacak zaman. İşte akarsuyun, akış hızının fazla olduğu yerlerde... ...yani eğimin fazla olduğu yerlerde aşındırma fazla olacak ve hidroelektrik potansiyel yüksek olacak. O eğimli yerde ben çat diye durdurduğum zaman barajın kapakları zorlanacak. Açtığım zaman gür diye elektrik olacak. Yol yapım maliyetleri de yüksek. Şimdi sen buraya bir yol yapmaya çalışsan o mecburen tünel açman lazım. Tarımla makine kullanımı da zor. Hadi sür bakalım traktörü dağlara. İzoistler deniz kenarında sıklaşıyorsa kıta sahanlığı şelf ve dardır. Bu ne demek? Şunu söyleyeyim. Kıta sahanlığı nedir? Onu da bilmemiz lazım. Bakın şöyle göstereyim. Şu ya. Diyelim ki şurası bir ülke. Tamam şurası bir ülke. Bu ülkede, tamam mı? Şurada bir dağ var, tamam mı? Şöyle bir dağ var. Şöyle dağ böyle, iyice eğimli bir dağ var. Burada ise dağlar buralarda. Buralarda. Şimdi şuralarda deniz olduğunu düşünün. Şuralar deniz. Hop deniz, tamam mı? Şu mavi yerler deniz. Dolayısıyla şu ne olacak? Sıfır metre, öyle değil mi? Burası sıfır metre. Burası sıfır metre. Burası sıfır metre, tamam. Şimdi sen bir gemisin, tamam mı? Gemiyle yanaşıyorsun. Diyorsun ki, ha burada gemiden indikten sonra böyle la la la... Baya bir düz bir alan var, ne güzel. Ha ne kadar rahat. Gemiden indikten sonra uzun uzun buralara kadar yürüyebiliyorsun. Buralara evler yapabiliyorsun. Buralar deniz derin değil yani. Böyle düz gelse burada böyle düz gidecek yani. Dolayısıyla burada kıta sahanlığı geniş. Hinterland'ı geniş. Burada ise gemi geldi. hemen önünde dağ var. İnse yolcunun durabileceği yer yok yani. Kayalıklara tırmanması lazım. O zaman diyor ki buranın kıta sahanlığı dar. Hinterland art bölgesi dar. Burası gelişmiyor dolayısıyla. Burası ise gelişiyor. Bakın Türkiye'de böyle bir durum var. Türkiye'de dağların denize yakınlaştığı yerlerde ister istemez limanlar daha az kuruluyor ama arkasında böyle geniş düzgüler olan İzmir limanı çok geniş. İstanbul limanı çok büyük. Niye? Çünkü İzmir İstanbul limanı böyle gemi yanaşıyor sonra bayağı bir düzlük var. Rahat rahat gemiler tırlar gelip gidebiliyor. Burada ise tak dağlar var. Sıkıntı yaşıyorlar. İşte kıta sahanlığı dardır dediği kısım bu. Aynı bölgeyi gösteren haritalarda eşit aralık haritanın ölçeğine göre değişir. Küçük ölçekli haritalarda eşit aralık değeri büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda eşit aralık değeri küçüktür. Bunu da hemen anlatayım hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi bir kere şunu biliyorduk biz. 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 9'du. Aynı şekilde alttaki rakam ne kadar büyük olursa alttaki sayı ne kadar büyük olursa biz ona küçük ölçekli harita diyorduk. Şimdi burada büyük ölçekli bir izoyus haritası var. Diyelim ki 1 bölü ne olsun 20 bin ölçekli. Bu ise 1 bölü kaç olsun mesela diyelim ki e, 900 bin ölçekli olsun. Sallıyorum şu anda. Şimdi bu daha küçük ölçekli. Niye bakın? ölçek küçük. 1 bölü 900 bin 1 bölü 20 binden daha küçük bir rakam. 1 bölü 20 binde 1 bölü 900 binden daha büyük bir rakam. O yüzden bu büyük ölçekli bu küçük ölçekli. Burayı anladık. Şimdi küçük ölçekli haritalarda hatırlarsanız ayrıntı azdı. Ayrıntı az oluyordu. Çünkü çok fazla küçültmüş. O yüzden de bakın burada 100 metre, 200 metre, 300 metre, 4 tıkır tıkır ilerliyor. Artıyor. Yani çok ayrıntıya girememiş. Burada ise 10 metre, 20 metre, 30 metre, 40 metre, 50 metre aralıklarla göstermiş. Yani şunun yarısına kadar ki kısmı yani 100 metre ya burası. Şuradan şurası 100 metre. Bunun yarısı da 50 olsun. Şuradan şura kadar kısmı bu kadar büyük bir kağıtta göstermiş. Bu ise şu kadarcık alanda şunun gösterdiğini göstermiş. O zaman bu ayrıntının az olduğu küçük ölçeklerde. Bu ise ayrıntının fazla olduğu büyük ölçeklerde. 10, 20, 30, 40, 50 metre metre diye güzel güzel ayrıntılı ayrıntılı anlatmış. Küçük küçük detaylara girmiş. Bu ise 100 200 300 400 hemen hemen acelem var ben küçük ölçü haritayla göstereceğim deyip gitmiş. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bakalım. Birincisi şurada eğim nedir arkadaşlar? Az. Burada eğim fazla. Yani burada 0 100 200 300 400 diye gidiyor. Burada ise 0 100 200 300 400 500 yani hemen hızlanıyor. O zaman burada yükselti fazla. Burada yükselti fazlaysa da yani daha doğrusu eğim fazlaysa da burada akarsu hızlı akacak burada yavaş akacak. Burada çok aşınıracak, burada az aşınıracak. Burada makine kullanabilirsin, burada kullanman zor. Tarımda makine kullanman zor. Burada hidroelektrik potansiyel fazla, burada az. Tamam, bunu anladık. Şimdi 0 100 dedik. Burası 100 ise burası da 100, burası da 100, burası da 100, burası da 100. Burası, da 100. burası 0, ise, burada 0 burada 0, burada 0, burası 0. Güzel. Tamam. Şunlar ikisi birbirine komşu olduğu için burada 500, burada 500 dedik. 500'den 600'e çıktı, sonra 700'e çıktı. Eğer şurada, eğer şurada şöyle oklar olsaydı içe doğru o zaman ne olacaktı bu? 600'den tekrar 500'e inecekti. Niye? Çünkü bir anda aşağı doğru iniyor olacaktı. Anlaştık mı? Ok olmadığı için 700 yazmış. Ama ben şimdi ok koyunca mecburen doğrusunu yazmak zorunda kaldım. 500 yazmak zorunda kaldım. Anlaştık mı? Dolayısıyla bu haritayı okumak böyle bir şey arkadaşlar. Sen diyeceksin kardeşim burada eğim fazla burada eğim az. Bunların hepsi aynı. Mesela sana hoca diyor ki şurası A ise şurası B ise tamam mı? Burası 0, buraya 100 metre ise şunları vermeyecek. Bana diyecek şunu söyleyecek. Ya çok basit kardeşim. Diyeceksin A 0 B 100 ise burası 200 burası 300 olur. Şöyle gelelim bak bu da aynı nokta olduğu bu da 300 olur diyeceksin. Şimdi topografya haritalarında başlı yer şekillerinin gösterilmesi. Şimdi dağ ve tepe eş yükselti eğrilerinin iç içe kapalı yerler şeklinde sürekli gösterdiği yerler tepe ve dağları gösterir. Burası bir dağ burası bir tepe öyle değil mi? Buranın eğimin fazla olduğunu yaklaştığı için burada ise eğimin az olduğunu söylemiş uzaklaştığı için. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 diye burada yükselti artmış bir dağ. Şimdi Burası çok önemli. Arkadaşlar sırt ve yamaç arasındaki farkı bilmemiz lazım. Mesela şöyle bir dağ yapıyorum. Bakın şimdi şöyle tamam mı? Şöyle koydum ya. Bakın şöyle koydum ya. Şurası bir dağ ya arkadaşlar. Bu dağın, şöyle hatta yandan göstereyim. Şu dağın burası arkadaşlar şu sağ tarafları yamaç oluyor. Ama şu kısmı sırt oluyor. Zaten burada göstermiş bak. Şurası sırt ama şöyle yatay böyle böyle kocaman olan kısımlar yamaç oluyor. Sen sırttan böyle yürürsen daha kesmeden varmış olabiliyorsun. Tamam. Şimdi vadi ve akarsu çok önemli. En başta dersin başında bunu söylemiştik. Buna dikkat edin demiştik. Eş yükseltileri den yükseltinin arttığı yöne doğru büklüm yaptığı yerler vadi konumundadır. Heh. Bak, burası vadi. Şöyle içeri girmiş bak. İçeri gidiyor bu vadi. Akarsu ise böyle gidiyor. Görüyor musunuz? Böyle aşağı doğru iniyor. Tamam. Peki vadi nedir hocam? Akarsu nedir? Onu anlatayım size. Hemen anlatıyorum. Bak şimdi. Şöyle bir tane daha yaptım. Şuraya da şöyle bir iki tane kitabımızı koydum. Reklam yapıyormuş gibi düşünmeyin merak etmeyin. Şimdi şu ya. Buradan akarsu burada dağdan çıktı. Böyle aşağı doğru iniyor 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 iniyor. Burayı açacak mı zaman? eğim olduğu için? Burası eğimli değil mi? Burası eğimli. Hatta şu şimdi suyu döksem fıt diye aşağı akar. Böyle aşağı inerken burada açtığı kısma biz vadi diyoruz. Akarsu buradan aktı Burayı açtı vadi. Şu sağda ve solda kalan kısımlarda plato oluyor. Burası sıfırdan dokuza coğrafya platosu. Burası dinamo platosu dağdan aşağı indi ve burayı aşındırdı. Aşındırmasaydı akarsu akıyor diyecektik... Ama akarsu aka 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 ak, burayı aşındırdı ve burası vadi oldu. Ben şimdi burada vadi yürüyorum. La 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 vadi yürüyorum. Hop platoya geçtim. Hop vadi Hop platoya geçtim. Böyle bir şey. Dolayısıyla vadinin akarsunun ve platonun ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Eş yükselti eğrilerinin yükseltinin arttığı yöne doğru büklüm yaptığı yerler vadi konumudur dedik. Bakın şuraları görüyor musunuz? Vadi, 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 vadi ve yukarı doğru yükselti artıyor. Akarsu aşağı doğru inecek böyle aşağı doğru iniyor. Şimdi sırt ise eş yükselti eğrilerinin bir yamaçta eğimin azaldığı yöne doğru yapmış olduğu büklümler sırt konumdadır. Yani şurası bir sırt arkadaşlar bakın 600, 700, 800, 1000, 1100 diye gidecek ya. Burada sen diyeceksin ki ha şurası bir sırt tamam bak sırtı bir daha göstereyim. Kapalı çukurun olduğunu zaten söylemiştik bir anda böyle giderken hop çukur oluyor demiştik. Ne yaptı? 0, işte atıyorum yükseltiler kaç olsun mesela 480'miş. 480, 500, 520. Hayda bir an tekrar 500'e indi. Tekrar 480'e indi, 460'a e indi. Aa diyorsun ki demek ki bir anda yükselti azaldı. Yani azalt, azaltmıştık ya az önce. Kapalı çıkıyor ne olduğunu diyeceğiz. Eğer bu ok yoksa olmasaydı daha doğrusu şöyle olacak. 520, 540, 560 diye gidecekti. Ama ok var demek ki aşağı iniyoruz diyor. Bir anda aşağı iniyoruz diyor. Yani şöyle çıktık çıktık şimdi tekrar aşağı iniyoruz demek istiyor. Burası ne Şimdi burada sırtla arkadaşlar bu vade arasındaki farkı şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Bunu öğrenirseniz zaten konu bitiyor. Zaten dersin başında bunu söylemiş. Şu izohips haritası ya arkadaşlar. Eğer şurası sıfır metre olsun. Şurayı sıfır metre diye çiziyorum. Eğer şöyle bir şey varsa. şöyle bir şey varsa. Şöyle bir şey varsa. Bu arkadaşlar bakın böyle bir bu akarsunun olduğu yerdir. Şöyle aşağı iniyor. Şöyle akarsu. Bu akarsu. Gördünüz mü? böyle. Eğer eğer sırt olsaydı şöyle olacaktı. Sırt olsaydı şöyle oluyor. Bakın zaten burada gösteriyoruz. Bu akarsu diyorum. Bakın şurası akarsu. Akarsuyu gösterdim. Sırt olunca ise durum bambaşka oluyor. Sırtı gösteriyorum şimdi. Sırtta ise şöyle çiziyorum. Yine sıfır metreyi çizdim diyelim ki. Tamam mı? Bu sefer iç içe değil de bu tarafa doğru oluyor. Bak. Şurası sırt. Görüyor musunuz? Şunlar yamaç, şuralar yamaç. Şurası ise sırt. Burası sırt. Ben şimdi yürüyorum böyle yukarı doğru. Sırttan yukarı doğru çıkıyorum. Bakın ben şu an. Sırttan yukarı doğru çıkıyorum. Demek ki akarsu aktığı yerde böyle bir şey olmuyor. Akarsu aktığı yerde böyle oluyor. Böyle oluyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü insan şöyle düşün. Yani şöyle bir düz çizgi düşünün. Ben buraya böyle bir şey saplarsam böyle ne olur? Bunlar böyle olur gibi geliyor insanın zihninde. Böyle olur gibi geliyor. Halbuki akarsu olduğu zaman içeri doğru gittiğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Bu kısmı karıştırıyor öğrenciler. ÖSYM'de bunu çok sormayı seviyorum. Kapalı çukur zaten öğrendik. Geldik falezeye şelali. Falez bu işte. Yani dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde böyle yer şekli. Dalga şınırması oluşan yer şekli. Ve gördüğünüz gibi bak sıfırdan 100, 200, 300 tık, 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 tık hemen yükseliyor. Gördünüz mü? Hemen yükseliyor. Daha hiçbir yere gitmeden dağın başına çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi burada iyice yaklaşmış. İşte burası falez. Anlaştınız mı? Mesela burası 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 diye gidiyor. Burada 0, 100, 200, 300 hemen birleşmiş burada. Birbirine değmiş. Niye? Çünkü yükselti çok fazla. Eş yükseltilerinin deniz kıyısında sıklaştığı yerler falez oluşumlarını. Yani şöyle bir kez daha gösteriyorum. Şurası şöyle ya bakın. Türkiye haritası üzerinden göstereyim ki daha iyi anlayın. Türkiye'de mesela sadece Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında falez olur. Ege kıyılarında falez göremezsiniz. Çok azdır yani böyle dağlar kıyıya dik uzandığı için. Şimdi şöyle çiziyorum. Şimdi dağlar bu, buralarda kıyıya paralel ya. Buralarda böyledir bak izoipsel. Hop 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 böyle dibine dibine girer yaklaşmış. Burada ise şöyledir. Hop rahat rahat. Ova, rahat rahat. Niye? Çünkü birbirine yaklaşmış. Burada ise şey yaklaşmış. Hemen dibine dibine giriyor. Burada falez var, burada falez yok gibi düşünün. Şimdi eş yükselti yerlerinin akarsu vadisi boyunca sıklaştığı yerlerde şelale. Bir anda böyle şelalenin aktığı yer eğimli olması lazım ya. Yani. Burada da bak sıklaşmış şelale diyeceğiz. Burası şelale, burası falez. Boyun ise izoyüs haritasında iki yüksek yer arasında kalan alçak noktalar. Şimdi burası 800, 900, 1000 diye gidiyor. 800, 900, 1000 diye gidiyor. Burası ne kardeşim? Burası Burası 800-900 ya burada 900 diyor. Burada 900. Burada 900. Bu 900'lerin arası kalan bir düzlük var. O zaman burasına biz boyun diyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle şöyle çizdim. Şöyle şöyle çizdim. Burası boyun olmuş oluyor. Platon'un olduğunu söylemiştik. Az önce şöyle göstermiştik. Şöyle bunlar aşağı doğru inerken akarsu yardı. Burası vadi oluyordu. Vadinin yardığı geniş düzlüklerde plat oluyordu. Burada da bir dağ var. Dağdan akarsu aktı aktı aktı, aktı burayı yardı. Burası Dinamo platosu oldu. Burası 0'dan 9'a coğrafya platosu oldu. Ben de bu vadide yürüyorum. Tamam. Güzel. Peki. Şimdi. gördüğünüz Bak burada Akarsu Vadisi yarmış. Buralarda düzlük olmuş. Devam ediyoruz. Akarsu Vadilerinde. Akarsu Vadilerince hatta. Yarılmış yüksekte kalan geniş düz yerler platoları gösteriyor. Tamam. Akarsu'nun denize döküldüğü noktada kıyı çizgisine denize doğru çıkıntı yaptığı yerler deltalar yüzü işte. Bak şöyle gelmiş biraz delta olmuş. Delta nereden çıktı hocam? Delta akarsu bunları getirirken burayı biriktirip sahile doldurmuş. Hani belediye sahili dolduruyor ya. Deniz kenarında yaşayan, İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Belediye toprak kazanmak için sahili doldurur. Burada da sanki akarsu taşıdığı malzemeleri gelip burada doldurmuş. Yani normalde kıyı çizgisi normalde böyleymiş. Ama böyle bir çıkıntı olmuş. Bu ne ya? Bu işte delta ovası. Delta ovasını da böyle gösteriyorsun. Eğer içeri girerse böyle olduğu gibi o zaman da Haliç oluyor. Niye? Çünkü burada akarsu biriktirmiş ama biriktirdiklerini alıp götürmüş gelgitler. Gelgit oluşmuş. Mesela Türkiye'de hiç Haliç yok. Hocam İstanbul'da Haliç var. Onun adı Haliç. Yoksa Türkiye'de Haliç görülmez. Niye? Çünkü Türkiye'de gelgit genliği olmadığı için böyle gelgitten dolayı böyle fut, fut, okyanus kıyısı da değiliz. Okyanus kıyısı olan yerler de olur. Böyle sen bir görürsün atıyorum mesela diyelim, Topkapı Sarayı deniz kenarında olur. Sonra bir şekilde kara Karada olur. Veya da şu anda Bağcılar'ı düşünün mesela Bağcılar İstanbul'da denizli kenarında olmayan bir yer. Ama eğer Türkiye'de gelgit olsaydı, Bağcılar bir anda deniz kenarı oluyor, sonra Zeytinburnu falan hep sular altta kalıyor, sonra çekiliyor, tekrar sular altta kalıyor. Bu işte Haliç'in olduğu yerler, gidip geliyor. Yurt dışında Atlas Okyanusu'na kıyısı olan yerlerde veya büyük okyanus'a kıyısı olan yerlerde, daha doğrusu okyanus kıyısı olan yerlerde gerçekten böyle durumlar var. Yani sen gelgitten dolayı adam gelgitin olmadığı dönemlerde evi deniz kenarında yalı dairesi yaşıyorum diye seviniyor, gelgitin olduğu dönemlerde deniz geri çekiliyor, adam bir anda denizden uzaklaşıyor. Deniz bir buraya kadar geliyor böyle bir geri çekiliyor. İşte böyle git gel git gel oradaki toprakları alıp götürüyor ve Haliç oluşuyor. Falezi görebiliyoruz. Çanak çukuru görüyoruz. Delta'yı söyledik. Bu kadar basit. Çıkıntı yaptıysa delta içeri doğru olduysa Haliç diyeceksiniz. Şimdi bakın mesela burada Nil deltası. Nil gelmiş 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 biriktirmiş. Nil nehrindeki malzemeler burada mükemmel ve delta çok değerli bir arazi. Niye? Çünkü Burada hep böyle taşıdığı değerli malzemeleri, mineralleri diğer topraklardan getirdiklerini yapıyor ve delta olsa niye yetişirsen çok verimli oluyor. Bakın burası bir plato görüyor musunuz? Düzlük. Bakın burada yine aynı şekilde aynı biriktirdiği şeyler var ve aynı zamanda içeri girenler de haliç oluyor. Artık son sayfamıza geldik. Profilde çıkarıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Profil çıkarma nedir? Şimdi adam sana bunu verecek diyecek ki o zaman şu A'dan işte B'ye kadar bana profil çıkar diyecek. A'dan B'ye kadar. Sen diyeceksin kardeşim bir saniye. Ben önce A'nın kaçtan başladığını bulmam lazım. İzoyuz aralığı kaçmış? 20 metreymiş. Çok basit. Burası 800 ise şurası 800'müş. Şurası 800 müymüş arkadaşlar? O zaman 20 indim. Burası 700 kaçtır? 80'dir. 20 daha indim. Burası kaçtır? 760. 20 daha indim. 740'tır. 20 daha indim. 700'dür. Hatta 720'dir. 720, 740, 760, 780, 800. Tamam. A noktası 720 ile 740 arasında bir yerden başlamış. Niye bak? Burası 720, 740, 760, 780, 800 diyor. O zaman A noktası 720 ile 740 arasında bir yerden başlamış. Hemen alıyorum 720 ile 740 arasında bir yer. Şuradan başlatıyorum. Sonra ne yapmış? Tak 740'a çıkmış. 740, 60, 80, 800'leri görmemiş. Sonra geri aşağıymış. O zaman şöyle 700, 800'lere gelmeyen böyle aşağı inmiş. Sonra böyle gitmiş bak. İlk başta 740 ile 720 arasında bir yerden başladı ya bak. Şöyle başladı. Sonra böyle gitti. Sen yükseltlerin eğrilerini gösteriyorsun yani. Bu kadar basit. Dolayısıyla seni yapman gereken şey buradan buraya bir şeyler çizmek. Ama nasıl çizeceksin? Buradaki doğru aralığı yakalaman lazım. Yani bunun 800, bunun 780, bunun 760, bunun 740. Bunun da 720 ile 740 arasında bir yerden başladığını bildin. 730'dan başlattım hatta ben. Sonra böyle iniyor. Sonra çıkıyor. Sonra iniyor, sonra çıkıyor. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Hatta burada daha da yükseliyor, görüyor musunuz? Şurası eğer şöyle bakın, şöyle 740, 760 dedik. 780, 800 dedik. Şurası 760 aldım böyle. şuraya 740. Bak 700'müş. Sonra ne oluyor? 720, 740, 760, 780 Gittikçe yükseliyor. O zaman bunu da gösteriyoruz. Bak 800 e yükseldiğini gösteriyoruz. Böyle bir şekil çiziyorsun. Buna biz profil çıkarma diyoruz arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. Sizin yapmanız gereken şey dikkatli bir şekilde sorular çözmek. Soruları çözdüğünüzde zaten her şey tıkır tıkır hal olacak ve bazen kafanız karışabilir. Ya bu vadi miydi, sırt mıydı diyebilirsiniz. Böyle akarsu aşağıda iniyorsa burası vadi. Ama böyle oluyorsa tam tersi sırt diyeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. E, hepinize derslerinize başarılar diliyoruz. Coğrafya keyifli. Birazcık soru çözdüğümüzde de kolay bir ders. Hadi bakalım.